Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ temadmada ahadüküm hutta hatayahu biyedeyh me asabe biyedeyh. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde abdest gusül ayeti diye bilinen ayet-i celliye göre namazın şartlarından birisi abdest, hadesten taharet. Hades abdestsizlik demek. Abdestsizlik bir manevi kirlilik sayılır. Namaza başlayabilmek için temiz olmak lazım. Onun için de abdest almak şart. Bu ayet-i celle, bunu emreden ayet-i celle Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati fâvsilû vucûheküm. Ey müminler, namaz kılmak üzere kalktığınızda fâvsilû vucûheküm, yüzlerinizi yıkayınız. Ve eydiyeküm ilel merâfiki, dirsekleriniz dahil kollarınızı yıkayınız. Vemsehû bir'ûsiküm, başlarınızı meshediniz. Varculeküm ilel kâbeyn, topuklarınız dahil ayaklarınızı yıkayınız. Bu abdest ayetinden dolayı abdest almak farzdır. Bu ayet-i cellede dikkat ederseniz 4 tane farz zikrediliyor. İmam-ı Azam Hazretlerine göre konuşuyoruz tabii. Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. 4 tane şeyden bahsediliyor. Yüzleri yıkamak, kolları yıkamak, başa meshetmek, ayakları yıkamak. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki niyet farz değildir. Neden? Burada farza sayılmıştır. Niyetten söz edilmiyor. Finalde bir adam niyet etmeksizin bile olsa bu yüzünü, kollarını, ayaklarını yıkasa, başını meshetse abdest almış olur. Niyet farz değildir çünkü. Niyet sünnettir. Mükemmel olur, güzel olur. Şimdi zaten söyleyeceğimiz müjdeler niyet ederek, Euzü Besmele çekerek, kıbleye karşı dönerek, üstüne su sıçramayacak şekilde tedbir alarak, abdest azalarını yıkarken dualar ederek, abdest alırken konuşmaksızın böyle dualarla meşgul olarak güzel bir abdest alanın ne kazanacağını bildiriyor okuyacağımız hadis-i şerifte. Evet, güzel bir abdest göreceksiniz, insanı günahlarından temizliyor. Şeytanı da insandan uzaklaştırıyor. İşte böyle namaz kılma için evet neveytul vudu ve takarruben ilallahi teala, niyeti böyle. Ben Allahu Teala'ya ibadet etmek için abdest almaya niyet ettim. Bismillahirrahmanirrahim veyahut da Bismillahirrahmanirrahim velhamdülillah ala tevfikil iman ala hidayetir rahman diye dua ederek, besmele çekerek başlamış. İşte böyle önce elini yıkamak oradan başlanıyor. Böyle elini yıkamış, sonra sağ eline su alarak ağzına su almış. Buna mazmaza deniyor. İşte bir abdest alan mümin, İzâ tamazmaza ahadüküm, sizden biriniz Müslüman. Neden? Kafir inanmıyor ki. İnanma temel yok ki ibadetle ona hitap edilsin, muhatap olsun. Hepten kaybetmiş o. İman yok çünkü, temel yok. Temel yok. Evet, Müslüman bir kul, sizden biriniz abdest almaya niyet etti de ellerini önce yıkalıp sonra tamazmaza ağzına 3 defa su aldığında hutta ma asabe bi yedeyhi, evet elleriyle işlediği günahlar dökülür. Milel hataya, evet hatalardan elleriyle yaptıkları dökülür. Ağzıyla yaptıkları dökülür. Evet, ağzından günahlar düşer gider. Kasıt küçük günahlardır diyor. Evet, burada küçük büyük ayrım yapmamış ama büyük günahlar için ayrıca tevbe etmek gerektiğine dair hadisler var. Ayet-i celleler ona işaret ediyor. Onun için küçük günahlar dökülür. Ve izâ gâsele vecehehu
yüzünü yıkadığı zaman, yüzünü yıkaması böyle yukarısına su koyacak, şu iki kulağın arası, saçın bitim noktası ile çenesinin altı, boyun dahil değil, iki kulağın arası, saçın bittiği yer. Nereden bileceğiz bittiği yeri? Başında saçı olmayanlar için bile orada bir an vardır, bir böyle çizgi vardır. Yüz kısmıyla saç kısmı arasında böyle bir bellilik vardır. Herkeste bulunur bu. Aha işte oradan, saçı olmasa bile, saçı varsa zaten saçın bittiği yerden aşağı kadar, çenesinin altına kadar olan bölgeyi böylece üç defa yıkar. Göz pınarlarını şöyle yoklar. Gözünün içini karıştırmaz eliyle. Göz pınarlarını şöyle yoklar ki orada çirin mirin bir şeyler varsa temizlenmiş olsun. Böyle yüzünü yıkadığı zaman, evet yüzünü yıkadığı zaman yüzünden dolayı hutta, evet ma asabe ve şevu bi veçihi, yüzüyle işlemiş olduğu günahları dökülür. Ve izâ gasele yedeyhi, dirseklere dahil, dirseklere kadar ellerini diyor, maksat kolları, dirsekler dahil. Dirsekler kuru kalırsa abdest geçersiz olur. Onun için dirsekleri böyle yuvarlayacak abdest alan, böyle üç defa kollarını yıkadığı takdirde hutta ma asabe bi yedeyhi, elleriyle kollarıyla işlediği günahları silkilir, dökülür gider. Ve izâ mesaha râsehu tenâsırat, evet hatâyâhu min usûlis şa'r, evet kolları yıkadıktan sonra, kolları yıkadıktan sonra başına sünnet üzere kaplamalı mesih yaparsa, evet saçlarının dibine varıncaya kadar başından günahları dökülür, onlardan kurtulur. Evet. Şimdi bunu tarif ediyorum. Çünkü biz Anadolu'muzda hepimiz abdest alırken üç defa ellerimizi yıkarız. Bu sünnet. Aslında bir defa yıkasak yetiyor. Üç defa yıkarız. Güzel. İsraf değil. Güzel. Sünnet. Efendim ağzımıza üç defa su veriyoruz. Bu da sünnet. Bunu da yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Burnumuza üç defa veriyoruz. Sol elimizde, kıbleye değil, sol ayağımızın dibine diye sümküreceğiz. Üç defa. Bu da sünnet. Ondan sonra yüzümüzü üç defa yıkarıyoruz. Bir defa yıksak farz yerine geliyor. Ama biz hepimiz istisnasız üç defa yıkıyoruz yüzümüzü. Bu da güzel. Ondan sonra kolumuzu, bu avucumuzun su dökeceğiz. Veya bu avucumuzu su almak gerekiyor. Musluğu önümüzden arkaya doğru götürmek suretiyle dirseklerimizi koplayacak şekilde üç defa yıkıyoruz. Bunu da üç defa yapıyoruz. Bu da çok güzel. Sol elimizde böyle yıkıyoruz kolumuzu. Bu da güzel. Başa gelince böyle yapıyoruz, gidiyoruz. Bu farz. E şimdiye kadar hep sünnet yaptın be adam. Burayı da sünnet olması lazım. Bak şimdi bu müjdelere ermek için böyle kaplamanı mesih yapacağız. İki elini ıslayacaksın. Böyle kaplamalı mesih yapacağız. Arkadan öne doğru çekmek şart değil. Önden arkaya doğru da olabilir. Öyle de olabilir. Ve bir defa elini ıslatacaksın. Bir defa elini ıslattıktan sonra böyle üç defa yapabilirsin. Ama üç ayrı suyla olmaz. Bir defa ıslatacaksın. Başını kaplama mesih yaparsan saçların dibine varıncaya kadar başından günahlar dökülür gider diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve izâ gasele kademeyhi, bundan sonra ayaklarını yıkadığında, ki sağ ayakla, sağ ayaktan başlanır, sağ ayağın küçük parmağından başlanır, parmaklar hilallenmek suretiyle aşık kemiği, topuk kemiği, o dahil, o kuru kalırsa abdest olmaz. Üç defa yıkıyoruz. O da güzel. Bunu mümkünse sol elimizle yapacağız. Mümkünse. Edebindendir. Ama tutunmak zorundasın sol elinde. Sağla yıkayacaksın tabii. Düşeceksin yoksa. Yani mümkünse, gençken oluyor bu işler.
bir yere tutunma ihtiyacını duymadığın zaman mümkünse sol elle ayakları yıkayacaksın. Böyle sol ayağını yıkarken baş parmağın arasından ilerlemeye başlayarak ayaklarını üç defa yıkadınız mı hutta ma asabe bir cileyhi ayağıyla günaha gitmiş. Aa, bundan kazandığı şeyler suyun son damlasıyla evet tırnaklarının dibine varıncaya kadar günahlarından kurtulur diyor. Bir abdest ne kadar güzel. Şimdi sorarsan abdesti bozmamak kaydıyla bir abdest alsanız 5 vakit kılabilirsiniz. Geçerli. Ama müjdeyi görüyor musun? Bir abdest, böyle güzel abdest aldınız mı? Her seferinde bunlar oluyor. Her seferinde günahlarından kurtuluyorsun. Akıllı adam her seferinde abdest alır. Tamam, bir abdesti bozmadıktan sonra 5 vakit de kılarsın. Daha fazlasını da kılarsın. Sağlamsa. Ama abdest almak her seferinde çok sevaplı bir şey görüyorsunuz. Efendimiz bize bunu Ebu Ümame el-Bahili'den nakletmişler bu hadis-i şerifi. Taberani, Tayalisi ve diğer kitaplarda da çok örnekleri vardır Buhari'de, Müslim'de de. Evet, böylece abdest almanın çok güzel olduğunu anlamış oluyoruz. Mümkünse abdestli gezmemek de çok iyidir. Neden? Bir kere abdestli olmak namaz kılacağım diye hazırlıklı olmak demektir. O hazırlıktan dolayı sana sevap yazacaklar. Hani camiye geliyorsun, erkenden gelmişsin, namaz bekliyorsun. Sanki namazdaymış gibi durmadan yazıyorlar, sevap yazıyorlar. Onun gibi abdest alacağım, namaz kılacağım diye abdestli bulunuyorsun, hep sevap alıyorsun. Bir, ölümün ne zaman geleceğini ancak Allah bilir. Biz bilemiyoruz. Kimse ne zaman öleceğini bilemez. Kural bu. Allah lütfederse peygambere mucize olarak verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme her yönüyle bağlanmış salih kişiler de Allah'ın lütfüne uğrar, kerameten bilebilirler. Ama kural, kimse öleceğini bilmez. Yarın ne olacağını bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmez. İşte böyle ölümün ne zaman geleceğini bilemediğimize göre abdestliyken Azrail aleyhisselam gelir de görevini yapmaya bize kavuşursa, abdestliyken ölürsek imanla göçmeye garantimiz var. Ona dair müjdeler var. Onun için abdest çok büyük bir şey değil ki. Abdest bozdukça hemen al abdestini ve böylece Azrail gelse hoş geldi, sabah geldi, hazırlıklıyım anlamına çok güzel olur. Tabii şart değil. Namaz kılmak için şart. Namaz kılmak için şart. Kur'an böyle elini alıp da Kur'an okumak için şart. Abdest almak şart. Çünkü Kur'an'ın Mushaf'ının ilk sayfasına böyle baktınız mı? La yemessu illel mutahharun. Abdestlilerden başkası buna dokunamaz yazıyor ayette böyle. Bazıları diyorlar ki bu ayet Levh-i Mahfuz'daki Kur'an'a aittir. Olmaz hocam, olmaz. Neden? Levh-i Mahfuz'a giden var mı içinizde? Olmayacak şeye emir getirilir mi? Allah abesle meşgul olmuş olur. Olur mu böyle şey hocam? Yani Levh-i Mahfuz'daki Kur'an tamamen tutarsız bir görüş. Öyle söyleyenler, evet Hanefi mezhebine göre abdestsiz Kur'an tutulmaz. Böyle tutarak okunmaz. Ezber okursun, ona karışmıyoruz. Ama Kur'an eline almak yasak. Böylece abdestin çok güzel olduğunu söylemiş oluyoruz. Tabii abdest böyle dua ede hiç konuşmaksızın, suyu israf etmeksizin, evet bu da çok önemli. Diyor ki Peygamberimiz, göl kenarında, nehir başında, kenarında bile olsanız suyu israf etmeyin diyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bir tarihte İstanbul'da ders yapıyoruz, böyle fıkıh dersi. Orada hakim bir arkadaşımız, sevdiğimiz hakim bir arkadaşımız, hocam dedi, yani bu suyun israfından dedi burada bahsetmeye gerek var mı? Ama bu çok eski, şimdi değil. O Araplar çölden tabii buna dikkat etsin ama bizim elhamdülillah her tarafımız şakır şakır su.
Ama biliyorsunuz bir tarihte İstanbullular su bulamadı da Yalova'dan tankerle su geldi. Peygamberin hadisi her zaman geçerli. Şimdi de yağmur yağıversin diye bakıyoruz. Gölde kurudu. Kaynaklar akmaz oldu. İsraf ne zaman olursa olsun su kıymetlidir. Suyu israf etmemek lazım. Buna alışmak lazım. Buna alışmak lazım. Böylece abdest aldınız mı arkasından da eğer su içilecek suysa artığını içebilirsiniz. Ayakta içebilirsiniz. Aslında su oturarak içilir. Abdest suyunu ayakta içebilirsiniz. Eğer içilecek suysa. İçilecek suysa. Neden öyle söylüyorsun? Temiz olmayan suyla abdest alınmaz ama mikroplu mu değil mi garantisi yoksa o suyla da biz bakarız. Rengi, tadı, kokusu, pislik yoksa bunun abdest alırız biz. Ama içilmeyecek su olabilir o. Mikrop bakımından garantili değildir. Ondan diyorum içilecek suysa diye. Böyle o da içilir. Ondan sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü şehadet kelimesi getirilir. Allahümme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutadahhirin ve ec'alni min ibadike salihin. Allahümme beni tevbe eden, tevbesi kabul olunanlardan eyle. Tertemiz olanlardan eyle. Salih kullarından eyle. Bir de dua ettin mi? İşte bak, tırnakların dibine varınca kadar günahlarından kurtulur. Kuş gibi olursun, hafiflersin, anlarsın günahlarından kurtulduğunu. Bir rahatlık, oh neymiş ya, dünya varmış dersin. İslam'ın her emri güzel, abdest almak da böyle güzel. Evet, akıllı adam sık sık abdest alır. Yalnız abdest aldıktan sonra kullanmadan bir daha abdest almak da israftır. Bak, olmaz o da. Aldıktan sonra bir ramaz kıl. Bir namaz kıl, hiç olmazsa onu kullan, hakkını ver, ondan sonra buna dair de hadis var. Abdest aldınız mı namaz kılın diyor, abdestin hakkı bu. Bunu ondan sonra bir de abdest alabilirsin, bir kullandıktan sonra. Yani abdestliyken de yeni bir namaz kılacaksan abdest alınabilir. Bu nurun ala nur olur. Nur üstüne nur olur.